Satranç kanalımızdan herkese merhaba. Yeni bir standart oyunla karşınızdayız. Ben Naim Karaköse. Ankit 007 ile oynuyoruz. 2049 reytingli bir oyuncu. Evet, C5 oynadı rakip, Sicilya savunması. At F3 oynayalım. D6 oynadı rakip burada. Ve açık Sicilya oynayacağız, D4 oynayıp. Evet, piyonlar değişildi. At F6 oynadı rakip, piyonumuza saldırdı. At C3 oynuyoruz. Ve Dragon varyantını oynuyor burada rakip. Fil E3 oynayalım agresif bir şekilde. F3. Evet, biraz hamleleri hızlı bir şekilde oynuyoruz ama ilerleyen süreçte belki oyun sonu analizlerinde belki daha iyi bir şekilde açıklamaya çalışırız sizlere. Evet, fil C4 oynayalım burada. Yugoslav atağı olarak biliniyor beyazın. Bununla ilgili bir video da yapmıştım daha önce. Evet, fil D7 burada kritik tercihlerden bir tanesi. Biz de burada rok atıyoruz, evet. Kale C8 oynadı. Rakip burada tehdidi at alır D4, arkasından fil almak. O yüzden filimizi B3'e getiriyoruz. At A4 standart hamlelerden bir tanesi. Biz de burada ne oynayabiliriz plan olarak? H4 oynayalım. Rakip bir anda aldı, evet. Pek rastladığımız bir hamle değil bu. Onun yerine gösterelim. At C5 hamlesi, C4 hamlesi daha çok oynanan bir hamleydi ama rakip direktmen filimizi almayı tercih etti. Bu yolla. Bakalım atağını nasıl şekillendirecek rakip burada. Evet, burada ne oynayabiliriz? H5 bir tercih burada. At alır, H5 var. Rakip burada çok da iyi oynamadı diyebiliriz pozisyonu. Hep birlikte bekleyip görelim. Fil H6 bir başka seçenek. Burada bir başka seçenek de G4 hamlesi. G4 oynayabiliriz. Daha agresif bir stille. Evet, G4 oynayalım bakalım rakip burada nasıl bir reaksiyon gösterecek. Sonrasında belki H5 oynayabiliriz şimdi tehdit olarak. Rakip atımızı da aldı, evet. Biz de A alır B3 yapalım. Evet, vezir A1'den mat tehdidi var rakibin burada. Şöyle yapalım. Kalemi, şahımızı zaten buraya getirecektik. Rakibin de tabii ki de atak şansları var. İki taraflı da atak şanslarının olduğu bir oyun bu. Karşılıklı taraflara rok atıldığı için. Oyunu hep birlikte analiz etmeye çalışacağız. Evet, rakip şu anda C3'teki atımıza ciddi bir baskı uyguladı. Şimdi burada sanırsam rakibimiz bir piyon kaybetmiş olabilir. Şöyle gösterelim. Evet, burada düşündüğüm hamle at D5 hamlesi. Vezir alır D2'ye de bir ara hamle var. At alır. At alır E7 şah var. Tekrardan inceleyelim. Evet, burada rakip ne yapabilir diye düşünüyorum. Rakibin burada hamlesi de olabilir. Şimdi at D5'e şöyle bir hamle de var. Vezir D8 geriye de dönebilir rakip burada. O zaman ne yapacağız? O zaman da H5 süreceğiz tabii ki. Rakibin atağı yavaşlamış olacak burada. Evet, at D5 oynayalım bakalım. Rakip burada nasıl bir reaksiyon gösterecek görelim.
Bu fili de değişmemiz çok önemli. Evet, ara hamle olarak biz de atalara 7 şah çekeceğiz. Ve şimdi de kaleyle mi alalım yoksa fille mi alalım? Kaleyle almak daha mantıklı gibi duruyor. Evet. İki alışta güzel gibi duruyor. Evet, kalemizle alalım bakalım. Rakip burada ne yapacak? Şimdi kalesine de saldırmış olduk rakibin. Atımız şu anda kalesine bakıyor. Şimdi muhtemelen burada, evet, kale A8 oynadı rakip burada ilginç bir şekilde. Şimdi bu piyon da boşta. Bu piyonu da alabiliriz. Ata da saldırmış olacağız. Örneğin kale alır D6. Bu at ne yapacak? Onu da düşünmek lazım. Evet. Evet, sanırım bir piyon daha kazanmış olacağız bu sayede. Evet, kale alır D6 yapalım. Rakip burada bir piyon daha kaybetti. İki piyon üstünlüğümüz var. Eğer bu üstünlüğümüzü oyun sonuna taşıyabilirsek ciddi bir avantaj elde edebiliriz. Evet, rakip burada aktif bir hamlede bulundu. Piyonumuza saldırmış oldu. Şimdi burada düşündüğüm hamlelerden birini, bu piyonu savunmak yerine belki burada daha iyi bir hamle de olabilir bizim için. Ne olabilir? H5 yaparsak, örneğin at alır F3'e. H alır G3 var. Ki H alır G6 var. Eğer G alır H5 yaparsa rakip burada. Biz de ne yapabiliriz burada derseniz, kale alır H5 yapabiliriz. Tekrardan inceleyelim pozisyonu. Evet. Pardon, özür diliyorum, telefonum çaldı. Evet. Tekrardan inceleyelim pozisyonu. H5. Eğer at alır F3 yaparsa rakip burada. Burada çok ciddi bir tehdidimiz var. H alır G3 var. H alır G6 var. Ve bu piyon açmazda olmuş olacak. Oldukça zengin bir pozisyon diyebiliriz bu pozisyon için. Evet, dikkatli de oynamak lazım pozisyonu. Evet, H5. G alır H5 yaparsa burada düşündüğüm kale alır H5. Bu hamleye ne var derseniz, kale alır H5. Aynı zamanda filimizi de getirmiş olacağız. Evet, bu hamleyi yapalım. Filimizi de H6'dan değişim önerebiliriz birazdan. Bekleyip görelim. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Rakibin buradaki tercihlerine göre kale alır H5 burada düşündüğümüz gibi. Evet, rakip burada atıyla hunharca aldı piyonumuzu. Şimdi burada düşündüğüm hamlelerden bir tanesi fil H6 hamlesi. Ya da bir başka hamle burada. At F5 hamlesi. Birçok zengin hamle var burada. Birçok hamlemiz mümkün. Bir başka hamle, evet, az önce düşündüğümüz hamle fil H6 hamlesi. Fil H6 yaparsak rakibin burada bir tehdidi var mı diye bakıyorum. Çünkü filleri, evet, değişmek durumunda kalacak rakip.
Evet, fil h6. Eğer kale f8 mümkün değil çünkü atımız var. Fil h6. Eğer filler değiştirirsek kale dh6 yapacağız. D alır h6 ve piyona saldırmış olacağız. Siyah bu piyonu nasıl koruyacak? Belki de koruyamayacak. Bu iyi olmayacak onun için. Onun yerine rakip de bizim atımıza saldırırsa karşı atak olarak kale örneğin burada kale f e8 yaparsa önce bir ara hamlemiz var burada şah hamlesi. Şah almak zorunda. Ve arkasından bir şah daha var burada. Şah da burada yere gitmek zorunda. Örneğin burada şah f8 diyelim, g8 diyelim. Bizim de burada evet böyle bir hamlemiz var. Fil h6 iyi bir hamle gibi duruyor burada. Alış olursa kalemizle alacağız. Oldukça aktif bir pozisyon elde ettiğimizi söyleyebilirim. Belki burada mat fırsatlarımız da olabilir. Evet. Rakip onun yerine böyle bir hamlede bulundu. Kaleleri değişme teklif etti. Şimdi burada düşündüğüm ilk hamle tabii ki de fil alır g7. Şah alır g7 zorunlu zaten. Şah alır g7'den sonra önce bir ara hamle. At f5 şah. Şah örneğin burada g8'e gelirse kale hamlesiyle işi bitirebiliriz belki de. Evet. Bu hamle serisini uygulayalım bakalım. Rakip ne gibi bir tehditte bulunacak? Evet, bir ara hamle, bir şah hamlesi daha yapıyoruz. Şah geriye gitmek zorunda. Evet, sanırım rakip açılışta yanlış bir strateji belirledi. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Evet, kale h6 burada güzel gözüküyor. Kale h6 veya başka bir hamle var mı diye bakıyorum. Burada bir ara hamle şah var ama pek işimize yaramayacak bir hamle bu. Evet, kale h6 oynarsak kale d1 şah var ama şah a2 var ondan sonrasında da. Herhangi bir mat tehdidimiz var mı? Hayır. Rakipten daha hızlıyız burada. Evet. Kale h6 oynayalım. Evet. Rakibin aynı zamanda e7 karesine dikkat etmesi lazım. Bu piyonu aldıktan sonra belki e7'den şah çekip rakibi mat etme fikirlerimiz de var burada. Evet. Örneğin burada olduğu gibi. Şimdi tekrardan inceleyelim pozisyonu. Şah kaçacak yer arıyor tabii ki de burada. Evet, burada düşündüğümüz iki hamle var. Birinci hamle kale alır h7. İkinci hamle de at e7 şah. At e7 şah çok iyi olmayabilir çünkü şah f7 var sonrasında. Çünkü diğer hamlelerde rakip mat olmuş olacak. Şah f7 örneğin kale alır h7. Şah dersek rakip şah kaçmaya başlayacak burada. Çok iyi olmayacak. O yüzden kale alır h7 daha iyi burada. Şimdi bir hamlede mat tehdidimiz var rakibi. Rakip burada nasıl bir önlem alacak? Bekleyip görelim. Belki burada kalite feda etmek durumunda da kalabilir rakip. Yani buradaki tehdidimiz at e7 şahmat ama tabii ki de rakibin bunu önleyecek yolları var. Evet, rakip buradan şah çekti bize önemli olarak. Evet, şah a2 bir seçenek. Şah c1 de bir başka seçenek. Ata da saldırmış oluyoruz en azından. Evet, şah c1 yapalım. Bakalım rakibimiz. Evet, zor durumda rakip. Evet, bir hamlede matı kaçırdı sanırım rakibimiz burada. At e7 ve şahmat yaptık burada. Gördüğünüz gibi rakibimizi. Ve
rakibimizi mat etmiş olduk. Tekrardan oyunu şöyle bir kısaca analiz edelim. Analiz ekranını açalım hep birlikte. Dragon varyantı ile ilgili zaten bir video yapmıştık sizlere. Carlsen'le Rajavov arasında oynamış bir oyunda analiz etmiştik. Evet, oyuna kısaca bir göz gezdirelim. Dragon varyantının zaten standart hamleleri bunlar. At F6, at C3 ve G6. Evet, siyahın buradaki stratejisi filini G7'den geliştirip rok yapmak. Bu fili bu çaprazda etkili hale getirebilmek. Biz de burada Yugoslav atağı olarak bilinen file 3 hamlesini oynadık. Bu arada tekrardan hatırlatalım. At G4 gibi bir hamle çok iyi olmayacak çünkü fil B5 var, şah var. At G4 file saldırmış oluyor burada siyah ama. Ve siyah burada materyal kaybedecek. Örneğin fil D7'ye vezir alır. G4 var ve bu fil açmaz da gördüğünüz gibi. Videomuzda da bu tuzaktan bahsetmiştik. Şimdi fil G7'de ve şu anda beyaz at G4 tehdit edebilir. Çünkü şah çekildiğinde fil B5'ten aynı taktiği uygulamaya çalışırsak şahın F8'e kaçışı var. O yüzden at G4'ü engellemek için ben burada evet standart bir hamle zaten bu. F3 hamlesini yaptım. Ve sonrasında rakip rok attı standart olarak. Biz de burada vezir D2 uzun rok atacağız. Oldukça evet fil C4 hamlesi. Burada rok da bir başka seçenekti. Evet. Burada at E5 çok popüler bir hamle. Sonrasında fil B3 ve fil D7 şeklinde oyun devam edebilirdi roktan sonra. Burada bu şekilde oyun da devam edebilirdi. Çok popüler bir devam yolu bu. Kale C8. Burada gördüğünüz gibi ve şahı da B1'e. C hattından çekilme anlamında. Taktiksel fırsatlardan kurtulmak maksadıyla. Bu şekilde oyun devam edebilirdi. Ama rakip burada fil D7 oynadı. Bu da standart bir hamle zaten. Ben de burada uzun rokumu attım. Ve şimdi rakip evet kale C8 oynadı. Buradaki tehdidi örneğin ben hiçbir şey yapmazsam H4 gibi bir hamle yaparsam burada bu büyük bir hata olacak. Çünkü burada gördüğünüz gibi evet filimiz boşta kalmış olacak. Bu hamlelere dikkat etmek gerekiyor. O yüzden burada zaten standart bir hamle bu H4'ün yerine. Burada fil B3 filimizi de bu çaprazda tutmak iyi bir durum olacak bizim için. Rakip de burada doğru olarak at A5 oynadı. Burada tehdidi file saldırmak veya at C4 oynayarak bu file üzerine oynamak, vezir file çatal atmış olmak. Biz de burada H4 oynadık. Rakip de aldı. Aslında burada daha çok tercih edilen hamle at C4 hamlesi. Fil alır C4 ve kale alır C4 ile gelmek. Belki vezir A5'e gelecek birazdan. Sonrasında diğer kaleyi duble yapıp bu at üzerinde baskı kurmak. Rakibin başka bir stratejisiydi bu ama rakip almayı tercih etti. Bizim de burada at alır B3 gibi bir tercihimiz var. Seçeneğimiz var burada. Ve burada rakip file 6 gibi bir hamle oynadı. Biraz yavaş bir hamle bu. Biz de G4 oynayarak rakibi atağa başladık şah kanadında. Rakip bize vezir kanadındaki şahımıza saldırırken biz de rakibin şah kanadındaki vezir şahına saldırmış oluyoruz. Bu zaten karşılıklı taraflara rok atıldığı zaman genelde karşımıza çıkan bir senaryo. Kim daha hızlı atak yaparsa o kazanacak. Burada fil alır B3'ten pek emin değilim. Çünkü bu fil burada iyi bir işlevi var aslında bakarsanız. Önemli kareleri kontrol ediyor. Belki bekleyebilirdi. Bilgisayarın burada gösterdiği hamle at D7. Sonrasında belki atı C4'ten manevra yapmak olabilirdi rakibin. Bir hamlesi olabilirdi bu. Veya at B6 ve C4. Yine bizim fil ve vezirimizi üzerine oynamış bir at hamleleri olabilirdi burada. Onun yerine rakip burada alışı tercih etti. Bizim de işimizi kolaylaştırmış oldu burada. Vezir A5 oynadı. Bir hamlede mat tehdit etti rakip burada. Evet, vezir A1 hamlesiyle. Biz de burada şah B1 oynadık. Rakip de şimdi evet. At D7 oynadı. Tehdidi burada fille atımızı almak ve buradan bir piyon kazanmak. Gördüğünüz gibi kale de zaten at üzerinde yoğunlaşmış durumda. Biz de bu yüzden at D5 oynadık. Hem vezire saldırdık hem de D7 piyonla. Oyun burada şu şekilde devam edebilirdi. Beklediğim hamle buradaki vezir D8 geri dönmek. Vezirleri değişmek yerine. Çünkü bu piyonu tek korumuş oluyordu. Siyah ama burada daha üstün kalacağız. Çünkü H5 gibi bir hamle var. Atağımız çok hızlı olabilir burada. Örneğin şöyle bir hamlede bile geri dönelim şu şekilde. Evet. Burada alış öneriyor ama çok da iyi bir durum olmayacak bu. Evet. Örneğin burada bilgisayar hamlelerini takip edersek. Burada şöyle bir devam yolu var. Evet. Birçok devam yolu var aslında. Burada mesela benim oynayacağım hamle belki şöyle bir hamle olabilirdi. F alır şeyden sonra da evet gördüğünüz gibi bir anda atağa başladık burada. Sonrasında örneğin vezir E7 gibi bir hamle var ve fil G5 ile gördüğünüz gibi rakibe saldırı şanslarımız olacaktı. Çok oldukça aktif bir pozisyon olacaktı bizim için. O yüzden
Rakip burada çok yavaş davrandı diyebiliriz. Vezirleri değişmesi de stratejik olarak bir hata. Burada bizim çünkü bir taktiksel ara hamlemiz var. At alır E7 şah. Şah G8'den sonra da kale alır D2 gibi bir hamle var. Rakip burada atımıza müdahale etmedi. Burada garip bir hamle oynadı. Kale A8 hamlesi. Bu da sanırım bir hata. Çünkü bu at burada önemli kaleleri kontrol ediyor. Şimdi H5 süreceğiz. Evet. Önce piyonu aldık. At E5'ten sonra şimdi H5 sürdük. Ve alıştan sonra kalemizi de aldık. Ve buradan sonrası artık bizim için çok da zor olması gerek. Evet, rakip de burada farklı hamleler oynadı. Kale D8 oynadı ama burada artık kayıp durumda rakip. Evet, önce şah çekiyoruz. Şah geri geldiğinde kale H7. Rakip burada E6 oynadı kaçmak için ama burada artık rakibin yapabilecek çok fazla bir şeyi yok. Örneğin benim beklediğim bir hamle burada kale D7 hamlesiydi ama bu sefer de buradan mat var görüyorsunuz. Mattan kurtuluşu yok rakibin. Birçok yönden rakip hatalar yaptı diyebiliriz. Şöyle kısaca inceleyelim tekrardan. Açılış hamlelerini geçtikten sonra. Evet. At A5. Burada şah B1 de bir başka devam yolu olabilirdi. Genelde uzun rok yaptığınızda şahınızla B1, B8 gibi hamleler yapmak gereklidir genelde. Uzun rok iki hamlede yapılır denir bu sayede. Bu yüzden. Önce rok yapıyorsunuz sonra şahınızı bir hamle daha kullanarak, tempo harcayarak daha güvenli bir bölgeye alıyorsunuz. Burada beklediğim, evet bu hamleyi de düşünmüştüm şah B1 ama biraz daha agresif oynamak için H4 oynadık burada. Ve rakip burada sanırım, evet at alır B3, at alır B3'e izin verdi bize. Ve burada belki B5 gibi bir devam yolu olabilirdi rakip için. Bizim için çok da bir problem olmayacaktı belki bu devam yolu ama benim burada düşündüğüm hamle H4 şey G4 hamlesiydi. Bu siyaha avantaj veriyormuş. Neden? Çünkü A4 hamlesi var. Evet, biraz dikkatli oynamak lazım tabii bu pozisyonları. Yine de ben burada bu atama devam etmek isterdim açıkçası. Örneğin burada B5'ten sonra at D5 gibi bir devam yolu var. Ve bu şekilde oyun devam edebilirdi. Rakip farklı bir strateji oynadı aslına bakarsanız. Belki de bir plansız bir oyun. Oyunun cezasını çekmiş oldu burada rakip. Evet, G4 hamlesi de iyi bir hamle. Bilgisayar da zaten onaylıyor. Evet, şimdi burada belki rakip at D7 oynayabilirdi. Fil alır B3'te. Çok iyi bir hamle değil burada. Çünkü bu fil çok etkili olabilir. Önemli kareleri kontrol ediyor demiştik. Örneğin biz burada filleri değişebilirdik. Rakip ama buna bu şekilde izin vermeyebilirdi. Şu şekilde oyun devam edebilirdi. Ama rakip burada tercihen hatalı bir hamlede bulundu bana sorarsanız. Ve şimdi vezir A5. Burada rakip evet mat tehdit etti bizi bir hamlede vezir A1'den. O yüzden şah B1 oynadık. Evet bu şah B1 hamlesinin ne kadar gerekli olduğunu isteseniz de istemeseniz de yapmanız gerektiğini görmüş oluyorsunuz. Uzun rok yaptığınız zaman şah B1 oynamaya zaman ayırmak lazım. Evet. Her zaman faydalı bir hamle. Bunu aklımızdan çıkarmamız lazım. Şimdi at D7 oynadı rakip ama artık çok geç. Çünkü at D5 gibi bir hamle var. Ve burada vezir D8 en iyi hamle. Çünkü piyonu koruyor burada siyah ama bizim atağımız çok hızlı burada da. Dediğim gibi E6'dan sonra at C3'e geri dönüyoruz. Ve bu şekilde atağımız devam ediyor. Devamına bakalım oyunun. Rakip burada vezirleri değişti ama bizim bir ara hamlemiz var dediğim gibi. Ve evet burada H5 daha etkili diyor ama bizim yaptığımız hamle de hiç fena sayılmaz. Ve şimdi H5 oynadık. Değişimlerden sonra evet burada bir başka hamle. Kale D1'e geri dönmek belki de bu tehdidi içeriyor içerisinde barındırıyor. Kale H1'e gelmek anlamında. Muhtemelen öyle bir tehdit var zannedersem. At F5'ten sonra da evet rakibin böyle bir hamle yaptığını düşünelim. Kale AD8 ve evet dediğim gibi böyle bir plan da uygulayabilirdik. Bizim planımız da hiç fena sayılmaz burada. Evet fil alır G7, şah alır G7, at F5 şah. Dönüşten sonra kale H6 ve rakibin işini burada bitirmiş oluyoruz. Çünkü evet burada kısaca kale D8'i de inceleyelim. Bize bir şey, rakibe bir şey vermeyecek bu hamle. Rakibin yapabileceği çok fazla bir hamle olayı yok. Burada at H4 gibi bir hamle öneriyor ama basitçe kale alır H4. Rakip burada mat olacak. Evet. Burada da böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüş, öneri ve yorumlarınız benim için çok önemli. Benimle maç yapmak istiyorsanız özellikle uzun zaman kontrollerini tercih ediyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Leachess.org güzel bir site. Burada 15'e 5, 15'e 10 gibi zaman sürelerinde oynayabiliriz. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.